Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir altın kuşak programından hepinize hayırlı günler diliyorum. Rabbimizin inayeti, mağfireti, yardımı hepimizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bayramımız altın kuşak programında Allah dostlarımızın elhamdülillah silsilelerini tek tek anlatmaya gayret ediyorduk. Öncelikle Rabbim Azze ve Celle bu güzelliklerden kendime en güzel şekilde pay çıkarabilmeyi nasip eylesin. Daha sonra da tüm ümmet-i Muhammed'e inşallah istifadeler nasip eylesin. Büyüklerin ifadesiyle e, ki bu sistem kalksa bile Allah'a muhafaza etsin. Tabi kıyamete kadar kopmayacaktır Allah'ın izniyle. Lakin bu sistem kalksa bile veyahut da siz bir mürşid-i bulamazsanız bile ne yapalım dedikleri zaman illaki onların hayatlarını okuyun. illaki onların e, hikmetli sözlerini okuyun diyorlar Allah'ın izniyle. Evet bugün Abdülhalik Güzdevani Hazretlerimizin inşallah hayatını okuyacağız. Hayatını burada beraberce anlatmaya çalışacağız. Belki de ilk defa tanıyanlar olacak. ilk defa ismini duyanlar olacaktır. Lakin Nakşibendi tarikatının en büyüklerinden yani sayılı zatlarından bir tanesidir ki Şahin Nakşibendi Hazretlerimiz vardır. Herkes tarafından bilinir. Ve Nakşi kolunun bu seviyelere gelmesi, sayıların adetleri, sayıların derslerin sıralaması, hangi zikir ne kadar çekilecek veyahut da bir tarikat erbabının yani bir sofinin, bir seyri sülük yapan bir talebenin nasıl seyri sülük yapacağını anlatan bizlere Abdülhalik Güzdevani Hazretlerimizdir ve bunu da tamamen Allah'tan direkt rahmani bir şekilde istifade etmiştir. Abdülhalik Güzdevani Hazretlerimiz çok gariptir. Ee, biz elhamdülillah Buhara'da kendi kabrini ziyaret etmek nasip oldu. Defalarca kez hatta Masum Hoca Efendimizle beraber de gitmek nasip oldu. Çok feyizli, çok bereketli, kucaklayıcı bir baba hükmünde kendisini inşallah belki dünyada nazarımız olmadı ama görmek nasip olmadı ama inşallah ahirette onunla beraber olmak için arzu ediyoruz. Çünkü gerçekten kendisi çok şefkatli, çok merhametli, çok güler yüzlü bir mürşid-i kamilimizden bir tanesi. Şimdi mürşid-i kamillerin özelliklerine bakıldığı zaman hemen şu çıkıyor karşımıza. O öyle bir zattır ki şeriat, tarikat, marifet ve hakikat insanıydı. Evet. Bundan önceki zatın da aynısı. yusuf Ahmet Ayna Hazretlerimiz de aynıydı. Bundan ondan önceki Ali Bundan önceki Yusuf Ahmet Ayna Hazretlerimizden önceki Ondan önceki Ebu, Ebu, Ali Fermadi Hazretlerimiz de öyleydi. Ondan önceki Ebu Hasan Harkan Hazretlerimiz de öyleydi. Hepsi tek tek Allah'ın izniyle isimleri böyle ama hepsinin aslında hayatı böyledir. Ve şu andaki mürşid-i kamilimizin de aslında hayatı öyledir. Nasıl? Mürşid-i hayatı nedir? Şeriat, tarikat, marifet ve hakikatı sadece kelamla değil, sadece kitapları değil, her zerresiyle gönlünde yaşatan ve yaşatmaya çalışan mükemmel zatlardır. E şu anda var mı hocam? Evet aynı şekilde var. Hem şeriatını, hem tarikatını, hem marifetlerini, hem de Allah-u hakikatlerini hem güzelce yaşayıp hem yaşatan nice zatlar muhakkak ki vardır. Rabbim dünyadayken inşallah onları bulmayı nasip eylesin. Çünkü onları bulursan onlar da inşallah ahirette, kıyamet gününde Allah'ın izniyle onlara şefaat hakkı verildiği zaman ki ben iman ediyorum ki yüzde bir milyon verilecektir Allah'ın izniyle onların inşallah eteğinden o günlerde de tutarız hep beraberce. Neden olmasın ki? Şimdi bir pasaport düşünün. Bir pasaport. Ben mesela yurt dışından geliyorum. Bir pasaportum var, değil mi? Ne yapıyorum? Sıra bekliyorum. Ama bir de bir pasaport var ki mesela hiç sıra beklemeden geçenler var. Ve hatta direkt hükümetten olan insanlar var ha. Bu falancanın adamı diye insanlar var. E aynı şekilde ahirette de inanın öyle kişiler de olacaktır yani. Ha bu Resulullah'ın adamı. Bu ehlullah'ın adamı. Bu Allah adamı deyip de Allah'ın izle hızlı hızlı oralarda geçenlerde bir iznillah olacak. Rabbim de bizlere güzel ömürler ve güzel ölümler, hüsnü hatimeler nasip eylesin. Bunlar hikaye değil. Gerçekten de insan nasıl gideceğini bilirmiş, nasıl gideceğini anlarmış. Son nefeste de olsa illa anlarmış ve Allah-u Teala da ona gösterirmiş. Zaten bir insan hisseder. Hani o kalbim temiz hikayesi ya o hikaye. İnsan anlıyor kendini. Zaten insan kendi o yanlış duygularını bastırmak için benim kalbim temiz diyor. Bir kere gerçekten de insanın kalbi temiz olsa, benim kalbimi temizlemez ya, kalbi insan temiz olsa Allah'a daha güzel kulluk yapmaya çalışır. Daha güzel yönelmeye çalışır. Ya Rabbi der eksiklerim var benim affetler. Daha da çok Allah'a yanaşmaya çalışır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi pırıl pırıl, zerre düşünülmemesine bile, zerre düşünülmez bile o dahi ne demiştir? Ya Rabbi göz açıp kapatıncaya kadar beni bena bırakma ve günde en az yüz kere tövbe istiğfar etmiştir. İstiğfar etmiştir Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E sen şimdi Resulullah'tan üstün olmadığına göre o zaman sen de istiğfar edeceksin. Eğer yok sen getirmiyorsan anla ki sen Resulullah'ın yoluna gitmiyorsun. Anla ki sen tehlikedesin. Anla ki senin kalbin falan temiz değil. Senin nefsin seni aldatmış. İşte hocam Allah'ın merhameti geniştir. Tamam Allah'ın merhametini sen geniş olduğunu bilsen Allah'ı tanısan, merhametini tanısan o zaman dersin ki ya bu Allah'a bu merhametle Allah'a kulluk yapılır, secde edilir dersin. Lakin insanoğlunda öyle bir işte kibir oluyor ki Allah korusun. Nefis öyle biniyor ki ona zannediyor ki ben çok iyiyim. Değilsin. Hani ticarette de şu vardır hani bilirsiniz. Nedir? İşte bana güven. Zaten ne derler? Böyle diyene güvenme derler. Çünkü güvenilir insan bana güven demez. Güvenilir insan ne der? Der ki sisteme göre gidelim. Para düşsün hesabı ondan sonra da şey yapalım derler. Güvenli insan budur. Korkar çünkü. Der ki kardeşim hak geçmesin. Bekleyelim hesaba paralar gelsin. Ama bir adam ne der? Benim ben ben güvenilir. Ben şöyle adamım. Ben böyle adamım. Sana zaten ben halledeceğim. Hiç merak etme dedikleri bana güvenin diyen insanların hiç bana güvenmeyin. Tam tersi işte. Aslında o da değil mi? Nefsin bir oyunu, nefsin şeytanın bir hilesi. Ama asıl güvenilir insan kimdir? Ya yani öyle değil. Bekleyelim. Bir para hesabına düşsün. Ve hatta malının gerçekten de eksiklerini, kusurlarını anlatacak. Şimdi bizim mesela bazen gidiyoruz mesela bir yerden bir şey almaya. Çok yemin eden de çok yalan konuşuyor. Der ki vallahi billahi ben bunu böyle aldım, şöyle yaptım, şu kadar kazanıyor falan. İnanmayın onlara. anlayın ki yalan söylemeye alışmış, yemin etmeye. Ama başka bir esnaf var ki ya beni bu kadar kurtarıyor dediği anda onu çok zorlamayın. Onu yalana zorlamayın. O adam gerçekten emin bir adam, doğru bir adam, dürüst bir adam. Beni bu kadar kurtarıyor. Yani ben az kazanıyorum. Hemen onlara ver. Çünkü onlar elhamdülillah doğru kazan, doğru tüccarlar. Ben böyle kişilerden çok alış şey indirim de yapmıyorum. Sana bırakıyorum abi diyorum. Ne isterse onu yap diyorum. Yapmasan da canın sağ olsun diyorum. Ve böylece doğruluklarına sevinmesini sağlıyorum ki bunu da çoğalsınlar. Ama şimdi bizim huyumuz ne var? İlla yemin edenden gidip alacağız. İlla yalan söyleyenden alacağız. Onu Rabbi Rabbim muhafaza etsin. Evet, Abdülhaliki Gücdevani Hazretlerimiz gerçekten de her anıyla Allah'ını seven, Allah'a tam bir kul olan, peygamberin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sünnetlerini harfiyen yerine getiren, bidatlerden kesinlikle kaçan mükemmel bir zat idi. Mükemmel. Zamanın eşsizi. Bak Muhammed Parisa diyor onun hakkında? Hacı Muhammed Parisa Hazretleri de onun hakkında ne diyor? O da Şahin Akşemen Hazretleri'nin talebelerinden, büyük talebelerinden. Fasul Hitap adlı eserinde şöyle demiş. Ne demiş? O ki Hacı Cihan'dır. Yani Cihan'ın hocası. O ki mutlak surette Şeyh-i Kamil'dir. Ya en mükemmel şeyhtir. O ki muhakkak surette kutbu zamandır. Zamanın kutbudur. Zamanın kutbu ne demek yani? Zamanın gafslarını yetiştirendir. Zamanın Allah adamını yetiştirendir. Yine matla'en vardır. O nurlar sahibidir. O yine men menba esrardır. O sırlar sırların enbasıdır. Menbası diye sır hazinesidir. Oradan sırlar bize yayılır Allah'ın izniyle. O ki elhamdülillah onun usulü bu tarikatta hüccettir. Onun bu yolu, bizi öğrettiği yol ta bu zamana kadar ve kıyamet gününe kadar da elhamdülillah o yol üzerine gelmiştir. Ve devam edecektir. Bir zuharatta görülmüştür. Abdülhalik Gücdevan Hazretlerimiz hatmeye gelenleri değil mi? tek tek hatta takip ettiğini bizlere söylemişlerdir. Hocam nasıl oluyor? Allah tarafından, Allah müsaade ettiği kullar vardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizleri takip ediyor mu? Hocam ediyor. Yemin ederim sana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri an ve an takip ediyor. Salavat-ı şerife getirdiğin anda hemen ruhaniyeti orada. Hemen hissediyor. Hemen hemen. Nasıl ki telefondan bir yer aradığın zaman hemen orada iletişim kuruluyor, değil mi? Bir, hemen bir bağlantı kuruluyor. Sen ki Peygamberimiz aleyhisselatü ve, ve gerçekten de ama gerçekten Peygamber yolunda olan Allah dostlarıyla bir bağlantı kurduğun zaman direkt hemen iletişime girersin. Hemen girersin iletişime. Neden derler mesela gidin bir sıkıntınız varsa mesela e, bazı kabirlistanlar vardır. Misal veriyorum İstanbul'daysanız Yuşa Aleyhisselam'a gidin. Gidin gerçekten. Geceleri açık orası. Derdin mi var? Git gece üçte. Sabah namazına kadar orada kapat gözlerini yalvar Allah'a. Mükemmel. Ne istersen borcu gitsin. Çocuğu olmayan gitsin. Evet hasta olan gitsin. Şifa bulmak isteyen gitsin. Ticaret kurmak isteyen gitsin. Evlenmek isteyen gitsin. Ama böyle hemen ziyaret ettim gittim değil. Gece saat üçte ikinci ziyaret edeceksin. Yuhuş Aleyhisselam'ın kabrinin orada camiye geçersin abdestli bir şekilde. Güzel bir teheccüd namazı sonra hacet namazı kıldıktan sonra Allah'a dua edeceksin. Gözlerini kapatacaksın. İki saat hiç kimseyle ilgilenmeyeceksin. Ya Rabbi ben senden bu güzel zatın hürmetini istiyorum diye dua et. Ya Rabbi Yuhuş Aleyhisselam hürmetine diye dua et. İnanın orada o kadar mükemmel bir tesir var ki, o kadar mükemmellik var ki. Ben de öyle, ben de çok darlandığım zaman giderim hemen oraya. Bir yarım saatte olsam ben rahatlatır hemen seni. Bir peygamberin yanına gidiyorsun çünkü. Peygamberler ölü değildir. Şehitlere dahi ölü denmez. Peygamber dersen nasıl ölü dersin? Allah muhafaza etsin. Aynı şekilde mesela Beykoz'da yine Sultan Baba Türbesi vardır. Ee, Ak Baba Türbesi de olabilir de allah Alem yanlış ifade de söylemek istemiyorum mesela. O zatın da orada mükemmel duası. Mesela misal veriyorum Mehmet-i Tokadi Hazretlerimiz. Ya Rabbi buraya gelen değil mi? imanlı göçet ahirete diye duası var. Mesela yine mahmud Hidayetlerimizin Hazretlerimizin özel duası var. Ne dedi? Ya Rabbi benim kabrimi ziyaret eden Ya Rabbi denizde boğulmasın, ateşte yanmasın diye duası var. Ve Allah'ın izniyle onların duasıyla kıyamete kadar da geçerli olur Allah'ın izniyle. Kıyametten sonra da geçerli olur. Gerçekten o saatleri seven, onları ziyaret eden ateşe girmez Allah'ın izniyle. Ya. Niye girsinler ya? Sen şimdi evladının, senin de elinde bir imkan varken evladını sen göz göre göre cehenneme atar mısın? Haşa atmam. Niye elinde imkan var? Şimdi Allah da o imkanı Allah dostlarına verirse, Allah dostları da kimleri seçer orada? Der ki Allah'ım der bu beni seviyordu. Benim kabrime gelmişti, benim hayatımda gelmiş gelmişti ama beni severdi. Ne yapar? Allah'ın müsaade ettiklerini alır mı? Alır. Ben buna iman ediyorum. İman etmeyi de sen. İman etmeyenler zaten böyle muamele görmesin, beklemesin. Beklenmez zaten. Onlar önemli değil. Bazıları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da şefaatine güvenmiyor. Hocam işte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey kızım Fatıma'm babana da güvenme demiş. Evet doğru. Doğru evet demiş. Ama bu neden demiş? Kızım bana güven bir şey olmaz deseydi o zaman tüm ümmeti Muhammed yatardı. Ama biliyor ki Fatıma validemiz babasına zer, sonuna kadar güveniyor ya. Hatice annemiz güvenmiyor muydu? Ne dedi ya Resulullah dedi. Ne olur dedi. Allah'a dua et de kabrin beni sıkmasın Ben korkuyorum ondan demişti. Ey Hatice'm merak etme demedin mi sen? Bak şefaat etti işte daha dünyadayken. Ne yaptı da Üzerindeki hırkasını vermedi mi ona? Dedi ki iki tane de kefen getirmedim Allah Celle'ye direkt ona? E bak oluyor demek ki şefaat ettikleri de var. Yeri geldi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annemden sonra annem dediği kişiye ne dedi? Ey kabir dedi, ey kabir dedi. Bakın sayı hadistir. Tirmizi'de geçer, Buhari'de geçer. Dedi ki ne dedi? Ey kabir dedi. Annemden sonra annemi sıkma dedi. Bak peygamberin şefaati olmasa söz dinlemez ki kabir. Ya bir dakika Allah ne derse o diyemezsin. Bak peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü Allah yere düşürmez. Allah Celle Celaluhu Peygamber'in sözünü düşürmez ya. Senin ufacık bir adamın olsa, çalışanın olsa evladının sözünü düşürmüyorsun. Allah Peygamber'in sözünü düşürür mü ya? Düşürmez. Ya Rabbi ümmeti ümmeti diyor. Allah Peygamber'in sözünü düşürmez ama senin sözün düşürür. Çünkü sen inanmıyorsun. Zaten sana inanmadığın için zaten sana bir şey yok. Ama ben inanıyorum. Benim orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonsuz, sonsuz elhamdülillah tasarruf sahibi benim sevdiğim, bildiğim Allah dostları orada sonsuz tasarruf sahibi. Ya Allahu Teala hafızlara dahi 70 tane kişiyi cehennemden alırıp cennete sokuturacak ya 70 kişiye en yakınlarından. E bu kadar güzellikler varken sen şimdi bu kadar güzelliklerin içerisindeyken Allah'ın izniyle gidip de diyemezsin ki şefaat yoktur diye. Haşa sünma haşa. O yüzden nedir? Ben Ehlullah'a inanıyorum, Ehlullah'a güveniyorum. Sizler de güvenin, pişman olmazsınız. Pişman olursunuz Allah korusun. Evet. Yine Abdülhalik Gücdevani Hazretlerimizin Sözleri hüccettir. Yani sözleri onların delildir. Allah'ın izniyle. O ne derse ben altına imzamı atarım. Hani bazı insanlar vardır ya esnaf ne derse ben ona güveniyorum. Hocam o dediyse tamam. Ben ona kefilim diyor ya. Evet ben kefilim. Benden kim olur ya haşa. Allah ona, ki Allah ona kefil olmuş. Allah demiş ki bu söz, ben bunu dostum yaptım. Ben bunu sevdiğim yaptım. Ben bunu aşkım yaptım tabiri caizse. Bize ne düşer ya? Ve bu zatların sözleri hüccettir, delildir. Ve Abdülhalik Güzdeban'ın asitlerinin gidin hikmetli sözlerini okuyun. Ben şimdi evlatlarına tavsiyeleri var. ya yani Her biri tavsiyesi bir kitap değil ansiklopedi yazarsın yani. İşin özünü aktarmışlar. Yine talebelerin nasihatleri var mesela mükemmeldir. Ve bu zatlar çok büyük zat yetiştirmiştir. En güzel özelliği de zaten budur. Peygamber ahlakını taşıyanların en büyük özelliklerinden bir tanesi nedir? Budur bu zatlar en güzel şekilde büyük zat yetiştirir Allah'ın izniyle. Abdülhalik Güzdevani Hazretlerimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz inşallah rahman Abdülhalik Güzdevani Hazretleri e, çok güzel siması olan, böyle albenesi olan var ya Allah dostunu gördüğün zaman yanında olmak istersin, bulunmak istersin. O kadar çok da güzel bir zat. Babası Abdül Cemil Efendi. O da e, kim gelirse gelsin, Abdül Cemil Efendi'nin yanına kim gelirse gelsin, illa maddi manevi elinden ne gelirse onun her şeyini çözmeye çalışan çok güzel bir insanmış babası da. Yani insanlara rahmettir var ya. Bu, bu zatlar insanlara rahmettir. Bu, bu zatlar yine her şeye rahmettir. Babası da gerçekten de herkese rahmet olan bir zat. Ve o rahmetiyle beraber de Allah'ın izniyle de bir gün Hızır Aleyhisselam onun yoldaşı olur ve der ki Allah sana salih bir zat ikram edecek. Onun adını Abdülhalik koy demiştir. Ve Hızır Aleyhisselam'ın ifadesini dinleyerek evladına Abdülhalik ifadesini koymuştur. Normalde kendisinin künyesi nedir? Ee, babasının ismi üzerine nedir? <laughs> İbni Abdül Cemil diye geçer ama kendisi gücdevani yerleştiği için de Abdülhalik gücdevani hazretleri olmuştur. Normalde aslen Babası, ailesi Malatya'daymış. <laughs> Ama anne karnındayken Malatya'dan Buhara'ya göçmüşler elhamdülillah. İşte Allah kendine çekecek ya orada Buhara'daki o büyük meşaya kiramı görecek ya. Ama Abdurrahim Güzdevan Hazretleri'nin kendi özelliklerinden bir tanesi de tefekküre çok dalarmış. Hani bir e, kelam üzerinde onun sadece zahiri manası değil bir de onun batini manasını çok düştürmüş. Allah dostlarının özelliklerinden de bir tanesi odur. Sadece o kelamın manasını değil, içerinde yatan gizlikleri de düşünürler mi? Acaba buradan ne, maksat nedir? Bir defasında hocası Üstad Sadreddin Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim öğrenirken, tabi Kur'an-ı Kerim tefsirlerinden, Araf suresi 55. ayet-i gelmişti. gelmiştir. O diyor ki, Rabbinize tazarru ile ve gizlice dua ediniz ayet-i kerimesi geliyor. Tazarru ile ve gizlice. Demiş hocam demiş. Hani bu gizlice ifadesi nasıl oluyor? Hani şimdi insan zahiren bunu söylese riya karışır. Şimdi ama demiş içinden söylese içinden de şeytan ona müdahale edebilir. Ama bu daha da gizli demek ki. Hafi zikir deniyor buna. Buna şeytan bile muamelesine yaklaşamıyor. İşte bu nasıl bir zikir deyince hocası da şaşırmış. Demiş evladım bu işte bu ilmi ledündür. Bunu sakın bırakma demiş. Ve her ayeti böyle inceden inceye hep böyle düşünürmüş ki bir gün Hızır Aleyhisselam geliyor. Bak daha şeyhini bulmadan önce Hızır Aleyhisselam geliyor ve ona hafi zikrini öğretiyor. Sen işte buradan şu öğrenilir. Sen ki gerçekten de Allah'ı merak ediyorsan, Allah'ı öğrenmek istiyorsan Allah sana illa ki bir adamını, bir velisini gönderir. İlla ehlullah'a sana buldurur. Bak Hızır Aleyhisselam'ı göndermiş. Abdülhalik Güzdevan Hazretlerimize. Ve onu o zikri öğrettikten sonra da 20 yaşlarında onu Abdülhalik Güzdevan Hazretlerimizi Yusuf ve Hamedana Hazretlerine gidip teslim etmiştir. Ama kaç yıl onlara fiklilik etmiştir, kaç yıl onu öğretmiştir. Hazır Aleyhisselam ya, ne kadar güzel, şükürler olsun. Hazır Aleyhisselam yeri gelir, herkesin karşısına çıkabilir. Ama anlık, ama uzun süreli. Mesela bizim e, merhum İsmaila Cami Şerifinde şehit edilen hocamız vardı. Hangi şehit edilen? İki tane hocamız vardı şehit edilen. Bir tanesi de Hazır Ali Muratoğlu hocamız, değil mi? Herkes duymuştur. Hazır Ali Muratoğlu hocamız. Kendisi normalde ismi Ali hocamızdır. Lakin lakabı Hızır Ali'dir. Onu anlatalım. Daha genç üniversite yıllarında duyuyor ki her kim ki 40 defa 40 gün üst üste sabah namazını Fatih Camisi'nde kılarsa Allah'ın izniyle o Hızır Aleyhisselam'ı görür diyorlar. Şimdi Safiyane gerçekten Hızır Aleyhisselam'ı öğrenmek isteyen, bilmek isteyen kişi ne yapıyor? Hemen ne yapıyor? Ona hemen sarılıyor. Ben bu 40 gün üst üste kılayım ve Hızır Aleyhisselam'ı göreyim diyor. Ama zaten şüphelilere inanmayanlar ya bu nereden ne olacak giderler. Ama o ne yapmış? İnanmış ve niyet etmiş ya Rabbi demiş. 40 gün boyunca sabah namazlarında Fatih camisine gitmeye başlamış. Gitmiş, 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 gitmiş. En son 40. gün morali bozuk tabi. Göremiyor ya. Çok morali bozuk. Ya göreceğim demişlerdi. Kandırmışlar beni demek ki. Çok morali bozuk. Yanındaki bir amca demiş ki hayırdır evladım ne oldu demiş. Demiş amca boş ver. Söyle söyle demiş. Demiş ki ya demişlerdi ki bana 40 gün üst üste sabah namazına gidersen e, Fatih Camisi'nde Hızır Aleyhisselam'ı görürsün dediler. Ben de geldim bak 40 gün boyunca geldim. Hiç kimseyi göremedim. Beni kandırmışlar. Elham sen Hızır'ı mı istiyorsun demiş. Evet Hızır'ı istiyorum. Deyince Fatih Camisi'nden İsmaila Camisi'ne doğru eliyle yönlendirerek demiş ki demiş ki Hızır orada demiş. Git onu bul demiş. Mahmud Efendi Hazretleri'ni gö göstererek. Tabi Hızır Hocamız sabah namazından sonra çıkıp hemen Mahmud Efendi Hazretleri'ne gelir ve Efendi Hazretlerimize gelip Efendi Babamıza gelip olayı tek tek anlatınca der ki evladım işte o var ya seni bize yönlendiren. İşte o Hızır'dı der. İşte Hızır Aleyhisselam illaki bak ne yapıyor orada hayatına müdahale ediyor aslında. Hızır Muratoğlu hocamız, Hızır Ali Muratoğlu hocamız o anda geliyor, üniversiteyi bırakıyor. Mahmut Efendi Hazretlerimizin talebesi oluyor. Seyri sülüke başlıyor, medreseye başlıyor. Ve öyle medreseye başlıyor ki daha sonra kızıyla dahi onu evlendiriyor şükürler olsun. Bu kadar da çok güvenine sahip çıkıyor. İşte Hızır Aleyhisselam ne yaptı ona? Yoldaş oldu, ona yol gösterdi. Allah'ın izniyle gelmiyor. Eğer sen de gerçekten de Allah'ı bilmek istersen, gerçekten senden, sen de Hızır'ını ararsan, gel bu yolu araştır, bu yolu iste, bu yol için ağla, Allah sana müsebbiplerini muhakkak gönderecektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendisini bildirmek istiyor. Allah Celle Celaluhu kendisini bildirmek isteyince, bakıyor kullarına, kim beni istiyor? Geçenlerde birisi rüyasında görüyor, diyor ki, Ehlullah'ın birini görüyor, diyor ki, bu zamanda diyor dünyada herkes dünyayı istiyor. Herkes parayı istiyor. Herkes makamı istiyor. Herkes bir kadını istiyor, herkes bir adamı istiyor neyse. Ama Allah'ı isteyenler kalmadı diyor. Gerçekten de şu dünyada sen Allah'ı iste, ya, arzula. Peki ya Rabbi bana bu Kur'an-ı Kerim'in hikmetini öğret. Ya Rabbi bana peygamber e Ali'sede sen maddi manevi ilmini öğret. Şimdi Resulullah Efendimiz e Ali sadece zahiren ilmi yoktu ki. O kişinin, o zatın bâtının ilmi de vardı. İşte bu zatlar hem maddi hem manevi ilmine talip olmuşlar ve Allah da onlara ikram etmiş. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendini öğretmek için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a açtı sırrlarını. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kıyamet sabahına kadar kim ki onu merak ederse o güzellikleri ona aktaracaktır Allah'ın izniyle keremiyle. Ve kendisi Hızır Aleyhisselam'ın elhamdülillah telkinleriyle beraber bu yolun düsturlarını bu ne yaptı? En güzel şekilde öğretti. Ve kendisine vukufu adedi yani tarikat-ı aliyede işte hangi derste kaç kere Allah denir, hangi derste kaç kere kelime-i tevhid denir ona Hızır Aleyhisselam öğretti. Yani bizzat yani Nakşibendi tarikatının bu yolu nereden gelmiştir aslında bize? Direkt Allah tarafından öğretilmiştir. Sen Allah'ı öğrenmek istiyorsan tek başına öğrenmezsin kardeşim. Her şeyin bir eğitimcisi var. Her şeyin bir eğitimcisi var. Ne yapıyorsun? Hatta bir şey yapacaksın. Ne diyorsun? Ben bir internete bakayım da hani bir akıl alayım diyorsun. Bir eğitimcilerine danışayım diyorsun. Bir ticaret bile yapacak olsan. Ya bir sepet bile örecek olsan en basit meslektir misal örüyorum. Onu ustasın, onu bile ustasına öğrenmen lazım. Tek başına yapamazsın. İşte aynı şekilde bu manevi ilimler de aynı şekilde ustasından öğrenilir. İlla illa ki ne yapılır? Büyüklerden öğrenilir. Bir defasında Evet. Aslında vaktimizin de dolduğunu söylüyorlar bizlere ama son ifadeyle şunu bitirelim. İnşallah uğramaz. birkaç dakika sonra bitirelim Allah'ın izniyle e, ee, ilk defa havuzun içindeki eğitimi de Hızır Aleyhisselam Abdülhalik Güzdevan Hazretlerimizi öğretmiştir. Ona havuzun içinde burnunu tıkayıp içinden 21 kere ya da 23 kere, 25 kere, 27 kere ve tekli sayılar olmak şekilde La ilahe illallah zikrini çektirttirip nefyu, is nef ispat yani e, gönlündeki dünya ile alakalı her şeyi gönlünden çıkartmanı. Bak oradasın Allah'tan başka bir şey yok yani. Ve orada kendinle berabersin. Kimsen yok orada. Nefesini tut bakayım. Ne malın senin ne o anda, ne çocukların senin. Allah ne derse o. İşte orada dünyadaki hava hatırlardan, dünyadaki tehlikelerden de uzaklaşıyorsun. Evet, haftaya inşallah Abdülhalik Güclavan Hazretlerimizin düsturlarından bahsedeceğiz. Hayatlarından bahsedeceğiz. Bazı kerametlerinden bahsedeceğiz. Güzel sözlerinden, hikmet sözlerinden bahsedeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve